müsaade ediyorum. Efendim sizler ne kadar heyecanlıysanız ben de o kadar heyecanlıyım. İstanbul'u fetheden, çağ açıp çağ kapatan bir liderin, bir önderin, bir kahramanın portresini hep birlikte izleyeceğiz, göreceğiz. İstanbul, üç büyük imparatorla başkentlik yapmış, kadim bir kent. Sadece bizim tarihimiz açısından değil, dünya tarihi açısından da çok önemli bir kent. Ve o kenti alan, kenti yöneten bir kişiyi, bir İtalyan ressam Bellini diyorlar, o portreye aktardı, tuvale aktardı. Ve bizler yüzyıllar sonra bu portreyi İstanbul'a getiren, şimdi İstanbul'u yöneten ve İstanbul'a getiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu toprakların hakkıdır aslında o tablo ve dolayısıyla o tablo İstanbul'a yakışan bir tablodur. Dünyaya da yakışan bir tablodur. Dolayısıyla hep birlikte bu tablonun bugün seyrini gerçekleştireceğiz. Tabii eserin bütün bu süreçlerde buraya getirilmesi, başkanımızın lansmanda tanıtımı, yani bunun bir eser yaşadıkça bir hikaye kazanıyor. Bizim eserimiz de öyle aslında, eser böyle böyle tarihleniyor, böyle böyle değer kazanıyor ki Batı dünyasında eserlerin tamamı böyledir. Ne yazık ki Türkiye'de ucuz spekülasyonların konusu yapılarak böyle büyük bir kültür olayı Türkiye'ye getirilmiş ilk Rönesans eseridir Sayın Genel Başkanım. Yani öyle mi? Biz dünya tarihinde, eğer dünya tarihinin, insanlık tarihinin ortak kültür mirasındaysak Rönesans'ta bizim de hakkımız vardır ve Rönesans'ın burada da izi vardır anlayışıyla. Burada resmedilmiş bir eser. Nihayet buraya geri geldi. Rönesans'ın 15. yüzyıldaki gelişme dinamiği altta bir bant olarak hem Osmanlı dünyasındaki gelişmeler, Fatih Sultan Mehmet'le bitmiyor, Cem Sultan'ın ölümüne kadar sürüyor o at. Burada da eş zamanlı olarak dünyanın değişik yerlerinde kültürel hem etki olarak Osmanlı-Batı ilişkileri, Venedik, Fransa-Roma, özellikle de arkada da eş zamanlı olarak İstanbul'da o günlerde ne oldu? Yani Rönesans ve Kedi Mehmet'in, Fatih Sultan Mehmet'in eş zamanlılığını gösteren bir infografik bu. Hatta akademisyenlerin bu tablo üzerine yaptığı görüşleri, ki serginin değişik noktalarında farklı ekranlarda bunu göreceğiz. Şu an konuşan çok değerli bir üstadımız, hocamızdır, Profesör Uşul Tüker. İstanbul Üniversitesi Batı Sanatı profesörlerindendir. Bu tablo üzerine kritik yapmayı ve Türkiye'deki entelektüel hayatı bununla beraber düşünmeye teşvik ettiğimiz bir süreç başlatmış oldu. Hocalarımız iki aydır bu tartışmaları sürdürüyorlar. 22 hocamızın tablo üzerine kritikleri içeren bir kitap bir ay sonra hazırlanacak ve yayınlanmış olacak. Bizim için tablo dönemi anlatmak, anlamak için bir araç, kendisinin değeri kadar bir dönem kanıtı. O yüzden biz bu vesileyle Fatih Sultan Mehmet dönemi İstanbul'unu anlatmaya ve onun kültürünü kitaplarla, yayınlarla, belgesellerle tanıtmaya başlayacağımız bir start bu sergi. Bundan sonra bol bol ürünler devam edecek. Fatih Sultan Mehmet'in kendi şiirlerinden oluşan Avni Divanı, ki dışarıda bezler üzerinde pasajlarını göreceğiniz bir sergiye de dahil ettik. Bu divanı da şu an yeniden latinize edip, yeni günümüz Türkçesine çevirip ve eski haliyle tıpkı basım hazırlıyoruz. Yakında onu da basacağız. Fatih Sultan Mehmet'in divanını okumak çok önemli. Türkiye belirli önemli tarihsel şahsiyetleri çok iyi bildiğini düşünüyor ama ne yazık ki aslında çok iyi bilmiyor. Detaylarını çok iyi bilmiyor. Fatih Sultan Mehmet'in de hem hayatı hem gösterdiği sanatsal kültürel tavır Türkiye'nin ve İstanbul'un dünya tarihi içerisindeki konumunu anlamak için de bir anahtar olacak bizce. Evet. Şu an burada bir yaşında. O zamana kadar Doğu da çok büyük bir entelektüel seviyede. Ki biliyoruz mesela Fatih Sultan Mehmet antik çağ filozofu. Açalım orayı biraz. Mesela geri gelin. Tablonun belirli özelliklerle size analizini yapabiliriz. Ama bir tabloyla her şeyden önce karşı karşıya geldiğinizde hakikaten sizi zaman ötesi yere götürür. 540 sene önce burada belli bir ekolojik ya da belli bir takyanı resmetmişti. Tam orada arkasında bazı bir iki küçük
detay göstermek istedim size. Bu Batı sanatında bir dönüşüm döneminin tablosu. Ahşap üzerine bir resim. Bakın kenar bez üzerine geçen bir resim anlayışına yerini bıraktı. Resimdeki birçok detay çok önemli. Alttaki o bölümdür bant tek portrelerde isim yazılması için kullanılıyor. Daha cepheden alan Rönesans resmine, tam Rönesans resmine doğru geçiyor. Cem Sultan figürü içinde. Yani bu ikonografisinde detaylarında ne açıdan bakarsak bakalım onlar çok 1500'ün sonlarına doğru içermiş o dönemin büyük saltanat temsillerini içeren tablolardır. Fatih Sultan Mehmet'in elbisesi ömrünün sonuna doğru gördüğümüz dört tabloda da aynı şekilde resimlenmiştir. Çok ilginç bir detay bu. Buna sanat tarihçiler çalışmaya devam etmeyecek. Çünkü belki aynı günler içerisinde poz verdiği resimler, aynı kıyafet. Tabii bütün bu sahnenin içerisinde şöyle bir şey var. Bu tablo hem yüksek bir patronajla yapılabilir, yani maliyeti olan bir tablo döneminde. Hem de sergileneceği yer kesinlikle saray olabilir. Çünkü böyle bir eseri Batı'da herhangi bir hükümdar yapamaz. Yani bir an boyunca kontekst olmaz. İstanbul'da yapılmış. Ve muhtemelen bugünkü Çinli köşkü, Sarayın Çinli köşkü, Fatih Sultan Mehmet'in kullandığı saray. Orada asılıyken 2. Beyazıt döneminde bir dizi antik objeyle beraber satıldığını biliyoruz. Böylece elden çıkmış oldu. Tabii bizim için bir de yan tarafımızda hemen bugün Edebiyat Fakültesi kurduğu yer Fatih Sultan Mehmet'in ilk sarayını kurduğu yer. Yani ilk saray aslında bir dört sürü atıyor. Bir kutu dönemi sizde şu. Çok fazla konuşmada şeyi de bozdum. Sayın Genel Başkanım, Fatih Sultan Mehmet'in bastırdığı altın sikke. Lütfen evet. Bu çok değerli bir obje. Size şöyle göstereyim. Şurada ismi Sultan Mehmet Han bin Murat diye zikrediyor. Evet, ismini zikrediyor. Darbla Konstantiniyye, İstanbul olarak anlatılıyor. Yapıyorlar.